Merhaba, Emre Üstünüçer ismim. Pek çok sigara içicisinin dediğine göre Türkiye'nin en iyi sigara bırakma terapistlerinden biriymişim. Onlar öyle diyorlar. Neden böyle dediklerini anlatmam lazım size. 5-6 yaşlarımda yaşadığım yoğun bir korku sebep oldu tüm bunları yapmama galiba. Şimdi dönüp bakınca çok daha iyi görebiliyorum. Çok sigara içen annemi kaybetme korkusu yaşıyordum çocukken. Sigaralarını oyuncak trenimin vagonlarının içine saklıyordum. Annem orayı keşfedince başka bir yer aramaya başladım, ne yapayım diye. Bu sefer ayakkabı dolabının içine saklamaya çalıştım. Sonra evdeki koltukların aralarına, altlarına, her yere. Evin her yerinden sigaralar çıkıyordu. Trajikomik bir durum. Bir yandan sigaradan annemin bir şey olacak diye korkarken, bir yandan da annemden sigara içmeyi öğrenmişim aslında. Çünkü sigaraya başlayıp yıllarca sigara içtim. Mesela gece yatmadan önce son yaptığım şey sigara içmek oldu hep. Ya da sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığım şey sigara içmekti. Günde ortalama 1-1,5 paket. Eğer alkol alıyorsam alkol kullandığım anlarda 2 paketten fazla içiyordum. Çok ilginç. Artık anneme sigaradan bir şey olacak korkusu da yaşamıyordum hiç. Karşılıklı bile oturup içiyorduk. Allah Allah ya. Ya ben o kadar korkardım anneme bir şey olacak diye. O kadar nefret ederdim sigaradan, kokusundan. Nasıl oldu da ne ara ben her gün bir paketten fazla içmeye başladım diye şaşırıyordum bazen. Birkaç kez bırakmayı denedim. Merak ettim bırakabilecek miyim diye. Ama beceremedim. Hatta hiç unutmuyorum bir tanesi, anlatacağım bunu. Uyku süresince sürdü. Şöyle, gece yatmadan önce bırakacağım bu zıkkımı dedim. Sonra sabahki sigaramı içerken birden hatırladım. Aa, hani ben dün gece bırakmıştım diye. Sonra bırakmaya o kadar hazır değilim ki bıraktığımı unutuyorum deyip içmeye devam ettim. Birkaç kez daha denedim, bir gün dayanabildim. Ama içmemek acayip zor geliyordu bana. Baktım böyle olmuyor, bırakamıyorum. Ya dedim bir azaltmaya çalışayım bari, en azından biraz daha içeyim, az içeyim, disiplinli olsun. Böyle dedim 2 saatte bir içeceğim. Deneyenler varsa aranızda biliyorsunuzdur. Ben o zaman bilmiyordum. Dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi sigarayı azaltmakmış meğersem. Aklımdan çıkmaz oldu ya sigara. Devamlı gözüm saatte. İşte kaçta içeceğim? 3-2 saat daha var. Hesaplar başladı. Zaten dayanamadım. Aynı akşam normal tempoma geri döndüm. Bir de en uzun dayanabildiğim rekorumu hatırlıyorum. O da 3 aya yakın sürdü. Tatilde bitti. Deniz kenarında yemek yerken arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, hangisi kim dedi hatırlamıyorum. Ya bu kadar zamandır içmedim bak, bir taneden bir şey olmaz. O kadar sevinmiştim ki onu duyduğuma. Bir taneden bir şey olmaz değil mi? Ver bakayım diye böyle kaba tabirle atladım o sigaraya. Yaktım. O ilk yaktığım sigarayı da çok net hatırlıyorum. Sanki dünmüş gibi, yıllar oldu ama. Ve başım döndü biraz. Biraz boğazım acıdı, yandı. Oh be dedim, atlatmışım bak, yırtmışım. Hiç hoşuma gitmiyor artık. Sevindim yani öyle olunca aslında. Sonra ertesi akşam onlarla orada otururken bir tane daha içtim. Sonra dedim ki ya ben kontrol edebiliyorum artık galiba. Bak akşam içmiştim, şimdi yine akşam içtim. Artık akşamdan akşama içebilirim galiba. Ve bunu söyledikten birkaç gün içinde, en geç bir hafta sürmedi bile, paketine cebime girdi. Sanki 3 ay bırakan ben değilmişim gibi bir haftada eski tempoma, eski sigara kariyerime geri döndüm maalesef. Bir süre daha içtim ama kafama çok takıldı bu durum. Ya ben niye bırakamıyorum ki bunu diye. Sonra kendimi kendimce biraz kafaca hazırladım ve bir daha bıraktım. Hatta bıraktığımı bu sefer herkese söyledim. Herkes bilsin ki geri dönüş kapısını kapatayım diye. Ama bu kadar kendimce kafamı hazırlamama rağmen, bu kadar herkese söylememe rağmen ne oldu biliyor musunuz? 2 hafta bile dayanamadım. Geri döndüm sigaraya. Hatırlıyorum, hiç unutmuyorum. Arabayı kenara çektim. Böyle bir küçük marketin önünde durdum. Bir paket sigara aldım. Sinirle, böyle nefret içinde paketi yırtar gibi açtım. Kısa bir süre daha tuttum kendimi. Of yapma oğlum ya, bak bu kadar dayandın, herkese de söyledin diye. Biraz daha motive etmeye çalıştım kendimi. Yok, mümkün değil. Olmadı. Yaktım. Ama başladığımı utandım, kimseye söyleyemedim. Gizli gizli içtim bir süre.
Arkadaşlarıma da söylemedim alay ederler diye. Hatta şu anki eşim, o zamanki arkadaşım İknur'a bile söyleyemedim. Tekrar başladıktan sonra annemlere ziyarete gitmemeye çalışıyordum hep. Bahaneler uyduruyordum. Çünkü içmeden orada nasıl yapacağım birkaç saat diye. Çok kısa bir süre daha oturduk. Sonra bir bahane uydurdum ve kalkıp çıktık. Annemler anladı mı o gün pek bilmiyorum. Ama o kadar tecrübeli bir içici olarak anlamıştım.
fazla ülkede milyonlarca içiciyi kurtarmış bir yöntem. Bir sürü kaldığım otele giderken o gün metroyla yol boyunca gülüyordum, hatırlıyorum kendi kendime. Terapistin öğrettiğini çıktığım andan itibaren yapmaya başladım. Şimdi biliyorsunuzdur, İngilizlere biraz soğuk derler. Soğuk olmalarıyla, hani duygularını pek gösterememeleriyle ünlüdür onlar. Şimdi beni hayal edin ne olur. Metrodayım. İşte etrafımda bir sürü insan İngiliz ciddiyetinde duruyorlar ve ben ayaktayım ve kendi kendime gülüyorum. Devamlı gülüyorum. Ve yüksek sesle kendi kendime terapistin bana öğrettiği şeyleri söylüyorum. Çünkü bir şeyler öğrendim orada, öğretti. Bunu yapman lazım diye. Kendi kendime konuşuyorum metoda. Kesin deli olduğumu düşünmüşlerdir. Ama olsun, umurumda bile değildi. Ben kurtuldum ya, inanamıyordum hala. Bir de çıktığımızda seminerden o gün yanımdaki o birlikte gittiğim arkadaşa şunu dediğimi hatırlıyorum. Bunları kesin anneme anlatmam lazım ama ben bunları nasıl hatırlayacağım da nasıl anlatacağım? Aynı dönemde İlknur, eşim de Alan Carr yöntemiyle Berlin'de bir seminerle sigarayı bıraktı ve bu yöntemi Türkiye'ye getirmeye karar verdik. 10 yıldan fazladır 10 binden fazla sigara içicisine terapi yaptım. Her yaştan, her meslekten, her tür sigara içene beni şaşırtacak bir içici hikayesi kalmadı eminim. Ama bu konuda dürüst olacağım, benim için en özeli galiba annemin bırakmasına yardım etmekti. Günde ortalama dedim ya, 2 paketten fazla kırmızı Marlboro içiyordu maalesef annem. Ve ben terapisi olduktan bir süre sonra gazetede Filiz Akın kanser oldu diye bir haber okudu. Çok severdi Filiz Akın'ı. Hem çok üzüldü, biraz da galiba korktu. İşte ilk o zaman bırakma fikrine açılmaya başladı. Ben de fırsat bu fırsat diye hemen bastırdım, onu bir seminerime aldım ve o da halletti. Sigaradan kurtuldu, düşünebiliyor musunuz? 5 yaşından beri sigaralarını sakladığım kadın o 6 saatlik seminerimle sigarayı bıraktı. Bıraktım artık dediği gün benim böyle gözümden incecik ip gibi bir yaş aktı. Sanki o an için terapist olmuşum gibi hissettim. Ve sonra hayatım tamamen değişti. Zaten eğitmendim ve insanlara bir şeyler öğretmeyi ve beceri kazandırmayı seviyordum. Ama insanları öldüren bir bağımlılıktan kurtarmak, hayat kalitelerini iyileştirmek, özgür olmalarına yardım etmek, paha biçilmez. Hiç planlamadığım şeyler olmaya başladı. Mesela 2 yıl boyunca sporu sigaradan temizlemek için dünyanın ilk ve tek dumansız spor adını verdiğim radyo programını yaptım. Yine dünyanın ilk ve tek sigara bıraktırma amaçlı sinema filmini yazdım ve oynadım. Sadece bu film sayesinde bile binlerce insan sigarayı bıraktı. Ve sanıyorum sigara içmeyenlere özel dünyanın ilk sigara kitabını yazmak da bana kısmet oldu. İçmeyenlerin içen sevdiklerine nasıl yardım edeceklerini öğretmek için Sigara Sevdiklerinizi Öldürmeden isimli bir kitapçık yazdım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, son 10 yıldan fazladır deyim yerindeyse gecem gündüzüm devamlı içenlerle ve devamlı onlara yardım etmekle ve devamlı kendimi bu konuda geliştirmekle geçti. Mesela seminerlerimden çıktığı zaman birisi, bırakamadığını duyduğumda birisinin, geceleri uykum kaçıyordu üzüntüden. Ve gece yarısı uyanıyordum, kendi kendime diyorum ya başka nasıl anlatabilirdim acaba? Başka ne deseydim de bu sinsi pis tuzağı görüp kurtulurdu diye düşünür dururdum. Ki aslında bunu hala bugün bile yapıyorum. Ve bütün bunların ufak bir meyvesi Sigarayla Savaşanlar Derneği geçtiğimiz yıl 2014 yılında insanlığın gerçek dostu ödülünü bana layık gördü, sağ olsunlar. Yani
Ebeveynini sigaradan kaybetme korkusu yaşamak. Sigaradan nefret etmek. Sigara içicisi olmak. Bırakıp bırakıp tekrar başlamak. Alkol aldığı zaman zincirleme arka arkaya sigara içmek. Gece bırakmaya karar verip sabah tekrar başlamak. Bıraktığını sevdiklerini anons edip tekrar başlayıp gizli gizli içmek. Yarım içilmiş bir sigarayı kül tablasından alıp yakıp içmek ne demektir? Ben çok iyi bilirim. Ama sigarayı kafada bitirmek nasıl yapılır? Bırakırken yapılan hatalar nelerdir? Tekrar başlamamak için neyi öğrenmek lazım? Nasıl mutlu bir içmeyen olunur? Bunları da çok iyi bilirim. Ya da neden bazıları az içerler ve bunu nasıl başarıyorlar? Bu zıkkımdan tamamen nasıl kurtuluruz? Bunların hepsini çok iyi biliyorum. Ben insanlara sigarayı kafalarında bitirmeleri için yardım ediyorum yıllardır. Ve böylece bir daha içmek zorunda kalmıyorlar ve özgürleşip daha sağlıklı yaşıyorlar. Kim bilir, belki 2014 yılında dünyada sigara bıraktıran ilk sinema filmi olan sinema filmime gittiniz. Bilmiyorum. Ya da belki bir radyo programımı dinlediniz, denk geldiniz. Ya da belki konuk olarak katıldığım onlarca televizyon programı olmuştu yıllar içinde. Onlardan birine denk gelmiş olabilirsiniz, bilmiyorum. Ama daha büyük ihtimalle beni şu an ilk kez görüyorsunuz. Hiç önemli değil. Çünkü bu video ve bundan sonra size tekrar göndermeye devam edeceğim 3 diğer videoda, yani toplam 4 videoda size hayatınızla ve sigaranızla ilgili çok önemli şeyler anlatacağım.